Merhaba, ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde üslü ifadelerle ilgili 6. testin çözümlerini yapacağız. Kitapta 44'ten 48. sayfaya kadar geleceğiz inşallah ve sizlerle birlikte bu yeni nesil soruları yorumlamaya çalışacağım. Ben hazırım. Sen de hazırsan sözü fazla uzatmadan hemen çözümlerimize başlayalım. Birinci soruda aşağıda verilen yük gemisi tam kapasiteyle yüklendiğinde eş ağırlıklı. 8 üzeri 5 olmaz. 8 yerine 2'nin 3. kuvveti. Onun da üstünde 5 yazıyoruz. Yani 2 üzeri 15 adet konteyner. Ve eş ağırlıklı 2 üzeri 17 adet otomobil alıyor. Yani tam kapasite sadece 2 üzeri 15 tane konteyner ya da sadece 2 üzeri 17 tane otomobil yerleştirebiliyoruz. Yüklenen birer konteyner ve birer otomobilin ağırlıkları toplamı 7 ile 13 ton arasında. Peki konteyner ve otomobillerin ağırlıkları ton cinsinden birer tamsa. Peki bu yük gemisinin yarısı da konteyner. Yarısı da konteyner arasında ilk toplam 2 üzeri 15 tane konteyner alıyordu zaten. 2'ye böldüğüm zaman üstleri çıkartacağım. 2 üzeri 14 konteyner yerleştirmiş oluyorum. Diğer yarısına da otomobil. O zaman 2 üzeri 17 tane otomobil alıyordu full. Yarısına doldursak o zaman 2 üzeri 16 tane de otomobil aldığını öğreniyoruz. Gemiye yüklenen konteyner sayısı 2 üzeri 14. Yüklenen otomobil sayısı 2 üzeri 16. Çarpımı çarpımı tabanlar aynı. Üstler toplarım 2 üzeri 30. Yani doğru cevabımız açlık olacak. Burada ağırlıkla ilgili hiçbir işimiz yok aslında. İkinci soruda bir kenar uzunluğu 8 üzeri 4 olmaz. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyoruz. Onun da üstünde 4 var. Üstün üstü çarpılınca 2 üzeri 12 milimetre. Yani şurada bir kenar uzunluğu 2 üzeri 12 milimetre olan kare şeklinde bir kağıt var. Ön yüzü aşağıdaki gibi eş karesel bölgelere ayrılmış. Kağıdın bazı bölgeleri de mavi rengi boyanmış. Buna göre boyalı bölgenin alanı milimetre kare cinsinden hangisidir? Şimdi burada bir karenin alanını bulalım. Yani şuradaki bir karenin alanı ne kadardır? Onu bir görelim. Bunun için de şuradaki bir kenara ihtiyacım var. 2 üzeri 12, 1, 2, 3, 4 tane karenin kenarından oluşmuş. 2 üzeri 12'yi ben 4'e, yani 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 2'ye böleceğim. Buradan da 2 üzeri 10 buluyoruz. Bir tane kenarı. Şimdi bu karenin alanını bulmak istiyorsak 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 10 yani kendisini çarpmamız lazım. Üstleri topluyoruz bu çarpmada. 2 üzeri 20 milimetre kare yaptı. Bir kare alanı. Peki bizde kaç tane kare var? Bak. 1, 2, 3, 4 tane kesin. Sonra şuradaki arkadaşı alıp buraya taşırsan ne göreceksin? Bak. Ne görüyorsun? 2 tane kare olmuş oldu. 2 tane daha geldi. Şuradaki arkadaşı da alıp onu da yukarıya şuraya taşırsak o da burada beraber 2 tane daha olacak ve toplamda 8 tane kare elde etmiş olacağız. Tek karenin alanı 2 üzeri 20 idi. 2 üzeri 20 ile 8'i yani 2 üzeri 20 ile 2 üzeri 3'ü çarparsak üstleri topladığımızda 2 üzeri 23 yani B şıkkına ulaşacağız. Üçüncü soruda buradaki işlem aşağıdaki kurallara göre tanımlanmış. A B'den büyükse bu işlem çarpma işlemi. B A'dan büyükse o zaman bölme işlemine geliyor. 6 üst 3, 6 üst 2. Şimdi 6 üst 3 daha büyük olduğu için yani A daha büyük olduğu için burada çarpma yapıyoruz. Şimdi buradaki işleme göre sonuç nedir diye sormuş bize. 15 üssü 3. Ancak parantez içinde bak burası var. Önce şunu bir anlayalım. 25 yerine 5'in karesi yaz. Hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Üstünü çarptığımız zaman bu arkadaş aslında 508. Kim büyük? Parantez içinde. 908 mi 508 mi? Tabii 908. Tabanı daha büyük olduğu için. Üstleri aynı çünkü. Şurada bu ikisini çarpacağız o zaman. Çünkü baştaki büyükse çarpma oluyordu. 9 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 çarpınca üstleri aynı olduğu için üstü aynı yazıyorum. 5 ya 9, 45 üstü 8. Şimdi buradan 15 üstü 8 oradaki işaret neyse işte o 45 üstü 8. Şimdi kim büyük? Şimdi sağ taraftaki büyük. O zaman sağ taraftaki büyük olunca bunları birbirine bölecektik. 15 üzeri 8 bölü 45 üzeri 8 diyoruz. Üstler aynı olduğu için üstler aynı kalacak. 15'e böl 1, 15'e böl 3. Yani 1 bölü 3 üzeri 8. Takla attırırsak 3 üzeri yazdığım zaman da üstün işareti değişecek. Yani eksi 8'e geleceğiz. Yani doğru cevabımızı B şıkkında görüyoruz. Dördüncü soruda madeni paralar alaşımlardan üretilmekte. Günümüzde kullanılan 1 kuruş için %90 bakır, %10 çinko alaşım kullanılıyor. Aşağıda verilen görselde 1 kuruşla ilgili özellikler verilmiş. Sıfırdan 1729 çarpı 10 üzeri eksi 2 ton bakır harcanarak 1 kuruşlar üretilmiştir. Bu bilgiye göre üretilen 1 kuruşların tamamını şekil 1'deki bir yatay şekilde üst üste koymamız halinde kilometre cinsinden aşağıdaki yüksekliklerden hangisini elde ederiz demiş bize. Şimdi bakın bakır harcanmış ve 1 kuruşun %90'ı bakırmış. O zaman biz burada şöyle bir şey yapalım.
Şimdi 0 tam. %29 çarpı 10 üzeri eksi 2 %90. Çünkü bu %90'ına denk geliyor. Çarpı 10 üzeri eksi 2. Hatta bunu ben grama dönüştüreyim. Çünkü bizim burada ağırlığımız gram cinsine isteniyor. Ve 10 üzeri 6 ile çarpmam lazım. Bakın şöyle söyleyelim. Tondan kilograma, oradan da grama. Tondan kilograma geçerken 3 sıfır. Kilogramdan grama geçerken 3 sıfır. Toplamda tondan grama geçerken 6 sıfır. Yani 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Buradan ne gelecek? Hemen şöyle gösterelim. %90'ı 0 tam 1729 çarpı 10 üzeri 4 üstleri topluyoruz. Bu 10 üzeri 4 de bizi basamak kaydıracak 4 tane 1, 2, 3 sağa kayıyoruz. Bir tane yetmedi 0 ekliyorum. Yani şu aslında kısacası şöyle göstereyim hadi. %90 7290'mış. O zaman %100'ü kaçtı? Çünkü %100'e geçeyim. Burada ağırlık tamamını vermiş. Bir sıfır sildim, bir sıfır sildik. Ve burada 729'la 9 arasında bir kat mutlaka vardır. Bakalım kaç katmış? 7290'ı 9'a bölelim. Aynısını 10'la çarpacağız çünkü sonra katı bulacağız. 9 kere 8, 72. Güzel. 9 bir defa, 810. Şimdi 810 katıymış. O zaman biz de burada 810'la çarpıyoruz. 8100 yaptı. Yani 8100 gramımız var elimizde toplamda. 8100 gram. Hani buradaki çinkoyu da düşündüğümüz zaman %100'e geçtik ya. Şimdi biz 2 tam 10'da 7 gramın bir tane kuruş yaptığını biliyoruz. O zaman 8100'ü ben 2 tam 10'da 7'ye böldüğümde elimde kaç tane bir kuruş var onu bulacağım. Çünkü üst üste koyacağım ya onları bilmem gerekiyor. Bir sıfır. Burada bir virgül kaydırıp buraya bir sıfır ekleyebiliriz. Yani 81.000 bölü 27 şeklinde düşünebiliriz. Buradaki 3 sıfırı göz ardı edip 81'i 27'ye böldüğümüzde 3 gelir. Ve 3 sıfır eklediğimiz zaman da 3000 adet bir kuruştan bahsediyoruz. Şimdi her birinin kalınlığı 1,65 milimetre yaptığı için biz bunların toplamda 3000 tane böyle yukarı doğru çıkmasından ne kadar bir uzunluk elde edeceğiz ona bakalım. 3000 çarpı 1 tam %65 diyorum. Buradaki 2 0, buradaki 2 virgül kaydırmamızı sağlayacak. Yani 165 ile 30'u çarpıyoruz. 0, 0, 0. 3 kere 5, 15 elde var. 1. 3 kere 6, 18. Bir de elde 19 elde var. 1. 3 kere 1, 3. Bir de elde 4 yaptı. 0, 5, 9 ve 4. Şimdi 4950 milimetre. Ancak o bizden kilometre istemişti. Kilometre ile milimetre arasında bir bakalım. Milimetreden kilometreye geçerken tam 6 basamak var. Yani 10 üzeri 6'ya bölmem gerekiyor. Yukarı çıkacağım çünkü. O zaman 4950'yi 10 üzeri 6'ya bölelim. 10 üzeri 6 yukarı çıktığı zaman 4950 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Buradan şimdi 2 virgül geri gelelim. Mesela 49,5 çarpı 2 virgül geri geldiğim zaman yukarıya doğru çıkmam gerekiyor. Yani ben sayım küçülttüğümce üssümü arttırmam lazım. 10 üzeri eksi 4 olmamız gerekiyor. Evet böyle yaptığımızda 49,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 bulduk. Cevap C şıkkı değil. Bir virgül daha gelelim. 4 tam %95 çarpı. O zaman bir tane daha arttıracağım bunu. Arttırdığım zaman 10 üzeri eksi 3 olacak. Burada eksiği koymayı unutmuşlar. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci soruda öğrencilerin canlı dersler için kullandıkları platform her bir canlı ders için ortalama 250 MB internet tüketmekte. Yaklaşık 5 milyon yani 5 çarpı 10 üzeri 6. Bakın bunlar önemli. Milyon deyince 10 üzeri 6 tane yazıyoruz. Ortaokul öğrencisinin %40'ı haftalık 35 saat canlı dersi bu platform üzerinden yapmaktadır. Buna göre bu platformda yapılan canlı ders için 8 haftada tüketilen toplam internet miktarının megabyte cinsinden birimsel gösterimi hangisidir demiş. Zaten megabyte olarak vermiş. Sıkıntı yok. Megabyte çevirmeyeceğiz. Ancak 5 milyon öğrencinin %40'ı dedi. 5 çarpı 10 üzeri 6'yı 40 bölü 100 ile çarpmamız lazım. 5'e böl 1, 5'e böl 20, 40'a böl 1. 20'ye böl 1, 20'ye böl 2. Yani ne kadar yapıyor? 2 çarpı 10 üzeri 6 milyon öğrenci. 35 saat. Bunun saat 250 MB'tı. 35 ile 25 çarpacağım. Sıfıra sonra ekleriz. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 2, 10. 2 de elde. 12. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 2, 6. Bir de elde 7 yaptı. Topladığımız zaman 5, 7, 8. Bir de sıfırımız vardı. 8750 MB. Evet. Bu 35 saat ders. Biz bunu 8 hafta yapacağız. O zaman bunu da 8 ile çarpmam lazım. Yine 875 ile 8'i çarpalım. Sıfırını sonra ekleriz. 8 kere 5 40 elde var. 4 8 kere 7 56. 4 de elde 60 elde var. 6. 8 kere 8 64.
7 yaptı. Bir de 0 ekleyeceğiz. 70 bin megabyte sadece bir öğrenci için. Bu kadar daha öğrencimiz var. 2 çarpı 10 üzeri 6 ile şunu da ben 7 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazıyorum. 7 çarpı 10 üzeri 4'ü çarpacağım. Burada toplam bu kadar öğrencinin 8 haftada harcayacağını bulacağız. 2 kere 7, 14 çarpı. 10 üssü 6 ile 10 üssü 4 çarpınca 10 üssü 10 yapar ve virgülü bir basamak sola çektiğimizde 1 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri 11 yapacaktır. Çünkü sayı küçültüyoruz. Üssü arttırmamız gerekir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. 6. soruda A ve B ülkelerinin yıllara göre ürettikleri ham çelik miktarlarının grafikleri sırasıyla grafik 1 ve grafik 2'de verilmiş. A ve B ülkelerinde üretim aynı düzeyde devam ettiği takdirde aşağıda verilen hangi yılda B ülkesinde üretilen ham çelik miktarı A ülkesinin 16 üssü 5, 16 sevmedim, 2 üssü 4, 10 da üstünde 5, yani 2 üzeri 20. Ne zaman B A'nın 2 üzeri 20 katı olur diye soruyor. Bakalım. Şimdi 2009'da 2 üzeri 2. Bu kim? Grafik 1. Evet, grafik 1 A'ya ait. Grafik 2 de B'ye ait. Şimdi B nasıl artıyor? Önce ona bakalım. Bakın 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri 3, 2 üzeri 5. 2 üzeri 4, 2 üzeri 7. Yani her yıl aralarındaki fark 2, işte 4, işte 8 bu şekilde gidiyor. Neden? Bak 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 2'ye böl. 2 üzeri 1. Bu 2009. 2010'a bak. Burada B 2 üzeri 5 iken A 2 üzeri 3. Dolayısıyla 2 üzeri 2. Yani başta 2 kat varken şimdi 4. 2011'de 2 üzeri 7 iken B A sadece 2 üzeri 4. Ve burada 2 üzeri 3 iken 8 katına çıkıyor. Şimdi biz 2 üzeri 20 olmasını istiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bak 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Biz böyle böyle gittiğinde 2 üzeri 20 olmasını istiyorsak buradaki sene ile üs arasında bir ilişki bulmaya çalışalım. Mesela 2009'da 1, üs 1. 2010'da üs 2. 2011'de üs 3. Bu ne anlama geliyor? Her seferinde 8 fazlası. Bak 8 fazlası. Yani son basamaklara bak. 1'i 8 ile topla 2009. 2'yi 8 ile topla 2010. 3'ü 8 ile topla 2011. O zaman burada da 20'yi 8 ile toplayacağız. 2028'de bu işin gerçekleşmesi lazım. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. 7. soruda şekil 1 ve şekil 2'deki cam şekli olan yapılar karesel bölgelere ayrılmıştır. Her iki şekilde de bazı kareler yeşil renge boyanmış. Şekil 2'deki cam, şekil 1'deki camın üzerine ön yüzde üstte kalacak ve kenarlar çakışacak şekilde konuluyor. Buna göre boyalı karelerle elde edilebilecek en büyük sayının çözümlenmiş biçimi hangisidir demiş bize. Şimdi bizim burada şekil 2'yi hemen olduğu gibi üstüne koymamız gerekiyor bence. Çünkü olabildiğince en fazla şekilde bizim orada yeşil renk oluşturmamız lazım. Mesela bu haliyle koysak sadece burası ve burası etkilenecek. Yani buralar dolmuş olacak. İki tane kare dolmuş olacak. Peki böyle değil de mesela şekil 2 bir tur döndürelim. Yani şöyle döndürelim ve bu şekilde yerleştirmeye çalışalım. Mesela şekil 2'yi alıp şöyle sola döndürdüğümde bakın şuradaki kısım buraya artık karşılık gelecek. Ve buraya karşılık geldiğinde de bizim şurada iki tane bölümümüz dolmuş olacak. Yani oradaki şekil yeşil kısımlar oraya doldurmuş olacak. Peki burası nereye gelmiş olacak? Bakın burası da şu bölüme denk gelmiş olacak ve şurası orada dolmuş olacak. Şu anda 3 tane doldurma işlemi yapmış oluyoruz. Peki daha farklı, daha başka ekstra bir şey yapabilir miyiz? Bence burada daha fazla farklı bir şey olmayacak. Çünkü maksimum köşelerde zaten 2 tane doldurabileceğimiz yer var. Ve maksimum burada bir taneydi. Hani buraları yerleştirebiliriz. Başka yerleştirebileceğimiz bir yer bulunmuyor. Şimdi biz bunu bir sola doğru çevirelim. Sola doğru çevirdiğimizde bakın bu kısım şuraya denk gelecek. Ve şurası boyanmış olacak. Bu kısım da şuraya denk gelecektir. Buraya denk geldiğinde de buraya geliyor. Ama bunun üstüne geldiği için ekstra bir yer kazandırmıyor bize. O zaman benim şöyle sola doğru değil de bir sağa doğru hani aşağı doğru çevireyim. Bir de öyle görelim bakalım. Böyle bir aşağı doğru çevirdiğimizi düşünün. Şöyle saat yöne çevirdiğimi düşün. O zaman benim burada şurası tamamen dolu olacak. Yani şuralarda doldurulmuş olacak. Peki bu kısım nereye denk geliyor? Bunu da yukarı doğru çevirdiğimizde
Bu da bakın şöyle olacaktır. Şu aşağı doğru denklemci olur, sol alta ve orası da bu sefer dolmuş oluyor. Yani bizim maksimum 3 tane doldurabilme hakkımız var zaten. Köşelerde en fazla 2 tane karemiz boş. Onlar 2 tane kare doldu zaten bunlarla beraber. Bir tane de burada yerleştirebildik. Dolayısıyla maksimum doluluğu sağlamış olduk bence. Burada kaç tane karemiz var? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 16 tane küçük kare var. Ve eğer bakın şurayı böyle 4'e ayırdığınızda toplamda buranın tamamını doldurmuş oluyorsunuz. Yani onun gibi düşünebilirsiniz. O zaman bu 4'te 1 yapar. Yani 4 parça ayırdık. 1, 2, 3, 4 parçanın birini doldurmuş oluyorsunuz. Bu da 1 bölü 4. Yani sıfırdan %25 yapacaktır. 25 bölü 100. Yani bu da sıfırdan. Yani şu basamağımız 10 üzeri eksi 1. Şu basamağımız da 10 üzeri eksi 2 ile çarpılacak. Bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak doğru cevabımızı C şıkkında görüyoruz. 8. soruda aritmetik nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısını ifade eder. Toplam nüfusun toplam yüz ölçümüne oranı bölümüyle hesaplanır. Nüfusu yüz ölçümüne buluyoruz. 3 ülkenin nüfusları ve yüz ölçümleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden birinin aritmetik nüfus yoğunluğundan biri değildir demiş. Nüfusu yüz ölçümüne bölüyorduk. Hemen yapalım. Ben buradaki sayıları virgülden kurtarmak istiyorum. 15 çarpı 10 üzeri 2 basamak sağa gittiğim için 2 tane azaltıyorum. 10 üssü 7. Bir basamak sağa gidiyorum. 3 çarpı o zaman bir tane azaltıyorum. 10 üssü 5 olduk. 15'i 3'e böldüğüm zaman 5. 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 5'e böldüğüm zaman da 10 üzeri 2 gelecek. 5 çarpı 10 üzeri 2 D şıkkı olur. Burada 2 basamak sağa gidiyorum. Yani 72 çarpı 10 üzeri. Bu sefer 2 tane de azaltacağım. 6. Burada bir tane aşağı düşüyorum. Yani sola gittim. 6 çarpı. Sola gittiğim zaman da üstümü arttırmam gerekiyor. 10 üzeri 3. 72'yi 6'ya böldüğümüz zaman 12 çarpı. Üstleri de birbirinden çıkarttığımızda 10 üzeri 3 gelecektir. 12 çarpı 10 üzeri 3 A şıkkını da bulduk. Buraya bakalım. Bir basamak sağa gidiyorum. 49 çarpı 10 üzeri sayıyı büyüttüğüm için üstümü küçültüyorum. 10 üzeri 7 oldu. Burada 2 basamak sağa gidiyorum. 7 çarpı 10 üzeri bu sefer 2 basamak gittiğim için 2 tane azaltıyorum. 10 üzeri 7'ler gitti. 49'dan 7'ye böldüğümüz zaman 7 gelir. Eğer buradaki B şıkkını bir basamak sağa götürürseniz 7 çarpı 10 üzeri üstlerinde bir tane çıkarttığınızda 10 üzeri 0 yani 7 olacak. 10 üzeri 0 1 demek zaten. B'ye dolaşıyoruz. Ancak C şıkkını bulamadık. 9. soruda bir otomobil fabrikasında üretilen yıllık araç sayısı 6 tam onda 2 milyon yani 6 tam onda 2 çarpı 10 üzeri 6 anlamına geliyor. Aşağıda verilen görselde araçların dağılımı verilmiş. Buna göre bu fabrikada üretilen yıllık gri araç sayısı hangisidir demiş. Şimdi yıllık araçların bakın tamamı 6 tam onda 2 çarpı 10 üzeri 6. Ancak bunun grilerin soruyorsa bizim elektrikli araçlar bölümüne düşmemiz lazım. Buraya gelmemiz gerekiyor. Yani benim 62 çarpı bunu bir basamak sağa kaydırıyorum. Üstünde bir tane azaltıyorum. O zaman 62 çarpı 10 üzeri 5'in %3 tam onda 2'sini bulmam gerekiyor. Yani 3 tam onda 2 bölü 100 diyoruz. 62 ile 32'yi çarpıyormuşuz gibi yapacağız. Sonra araya bir tane virgül koyarız. 2 kere 2 4, 2 kere 6 12, 3 kere 2 6, 3 kere 6 18 yaptı. 4, 8, 9, 1. Virgül koyuyorum. Yani 198,4 çarpı. Bu 10 üzeri 2 olarak düşünülebilir. 10 üzeri 5'i 10 üzeri 2'ye böldüğümüz zaman da 10 üzeri 3 yaptı. Bakın bu kadar elektrikli araç var. Şimdi bunun %5'i gri araç. %5'i demek 20'ye bölmek demek. %5 20'ye böl anlamına gelir. Hemen 198 tam onda 4 çarpı 10 üzeri 3'ü de 20'ye bölelim. 20'yi şöyle yapacağım. 198,4 hatta bunu şöyle yapalım. Direkt virgülden kurtaralım. 1984 yani bir basamak sağa geçiyorum. O zaman 10 üzeri 2 bölü 2 çarpı 10 diyorum. 1984'ün yarısı 992 yaptı. 10 üzeri 2'yi 10 üzeri 1'e böldüğümüz zaman da 10 üzeri 1 yapar. Ve şöyle 2 basamak geri geldiğinde 9 tam 192 çarpı 10 üzeri 2 tane artırıyorum. 10 üzeri 3 doğru cevabımız D şıkkı olacak.
10. soruda aşağıda verilen görselde ayarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Yukarıda verilen habere göre Erciş'te alanı 4,10 kilometre kare olan bir tarlaya 24 saatte kaç ton yağış düşmüştür? 1 kilometre karenin 10 üzeri 6 metre kare olduğunu söylüyor. Şimdi 24 saatte metre kareye 75,5 kilogram yağış düştü. Bakın metre kareye. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. 4,10'da 2 kilometre kareyiz. 4,10'da 2'yi ben 10 üzeri 6 ile çarpacağım. Kaç metre kare olduğunu bulacağım. Burada da bir virgül kaydığımda 42 çarpı 10 üzeri 5 diyebiliriz. Bir tane azaltıyoruz çünkü. 10 üzeri 5 metre kare. Şimdi bu 24 saatte yine 24 saat istiyor. Tamam. 75,5 kilogram. 75,5 kilogram. Bunu 75,5 ile çarpmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle yazabiliriz. 755 deyip çarpı 10 üzeri eksi 1 diyebilirim. 42 ile 755'i çarpalım. 755 çarpı 42. 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere 5 11 elde. 11 elde var. 1. 2 kere 7 14 bir de elde. 15. 4 kere 5 20 elde var. 2. 4 kere 5 20 22 elde var. 2. 4 kere 7 28 2 de elde. 30. 0. 1. 7. 1. 3. Ve 31 bin 3, şöyle 31 bin 700 evet 31 bin 710 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile eksi 5'i çarptığımızda üstleri topluyoruz. 10 üzeri 4 metrekare oluyor. 10 üzeri 4. Burada biz kilogram elde edeceğiz. Çünkü kilogram cinsinden söylemişti. Ancak ton istiyor. Tona geçmek için de bizim bunu 10 üzeri 3'e bölmemiz lazım. Çünkü 1 ton 10 üzeri 3 kilogram. Böldüğümde de üstler birbirinden çıkacak. 31.710 çarpı 10 üzeri 1 yapar. Pekala geri gelelim bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 basamak geldik. 3 tam binde 171 çarpı 4 basamak geldiğim için 10 üzeri üstü 4 ekliyorum. 10 üzeri 5 olacağız. Bakıyorum C şıkkı değil. Bu zaten hiç değil. A şıkkına bakalım. Bir basamak ileri gidelim. Yani 31 tam %71 çarpı 10 üzeri bir basamak gittiğim için üstümüzü bir tane azaltıyoruz. 10 üzeri 4. Bakın doğru cevabımızı A şıkkında gördük. 11. soruda belirli bir sürede alınan yolu hızla süreyi çarparak hesaplıyoruz. Aşağıda görselde güneş etrafında dönen gezegenin hızı dakikada 480 km'dir. Bu gezegen güneş etrafında bir turunu 900 yılda tamamlamakta. Buna göre bu gezegenin yörüngesinin uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 1 dakika diyor ancak bakın burada saniye cinsinden söylemiş. O zaman ben şöyle yapacağım. 60 saniyede 480 kilometre oluyor. Ben bunu 1 saniyesinde bulayım. 1 saniye nedir? 60'a böleceğiz. Yani burada durum bu. O zaman burada da 60'a bölüyorum. Yani buradan 8 gelecek. Yani 1 saniyede 8 kilometre alıyoruz. 900 yıl demiş. 1 yıl 31,5 çarpı 10 üzeri 6 saniye. 900 yıl var. O zaman bizim bunu 900 ile çarpmamız lazım. Ben 31,5 ile 9'u çarpacağım. Şöyle yapın. Bakın 2 tane sıfırımız var ya. O 2 tane sıfırı buraya eklemiş olacağım. 10 üzeri 8 olarak düşün bunu şimdi. 5 kere 9 45. Elde var 4. 9 kere 1 9. 4 de elde 13. Elde var 1. 9 kere 3 27. Bir de elde 28 yaptı. Virgülümüz burada olacak. 283,5 çarpı 10 üzeri 8 olacak. Çünkü 900'ün 2 tane sıfırını buraya eklemiştim. Şimdi ne elde ediyoruz? Bizim durumumuz ne? Bu kadar saniyemiz var. Acaba ne kadar yol olacak? Hemen söylüyorum. 1 saniye 8 kilometreye denk geliyorsa burada 283,5 çarpı 10 üzeri 8 saniye acaba kaç kilometreye gelecek? İçler dışlar çarpımı sadece 8 ile bunu çarpmak yeter. Çünkü 1 ile x'i çarptığımızda aynı şey. Yani 283,5 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 8 olacak. Ben burada hemen 283,5 ile 8'i bir çarpıyorum. Şurada çarptım hatta. Sanki 2835 ile 8'i çarpıyormuş gibi çarpacağız. Sonra virgül koyacağız. 5 kere 8 40. Elde var 4. 8 kere 3 24. 4 de elde 28 elde var. 2 8 kere 8 64. 2 de elde 66 elde var. 6. 8 kere 2 16. 6 de elde 22 yaptı. Virgülümüz de burada. Yani 2268 çarpı 10 üzeri 8 elde ettik. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada bir kilometre olarak vermişti. O zaman biz hala kilometre olarak bulduk. Ancak bizden metre cinsinden istiyor. O zaman benim bunu 10 üzeri 3 ile bir çarpmam lazım. Yani 2268 çarpı 10 üzeri 11 yapacak. Şöyle bir geri gelelim bakalım. Bu değil o zaman. A şıkkı değil. Bunlar hiç değil. O zaman D, B şıkkı doğru cevabımız.
Şöyle 2 virgül geri geldiğimde 22 tam %68 çarpı 10 üzeri 2 virgül geri geldiğim için üstünü 2 tane artırıyorum. 10 üzeri 13 olacağız. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet kıymetli öğrencim, çözümlerimizi tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Çözümlerle ilgili düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Sizler için soru çözmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Umarım senin için de bu süreç öyle geçiyordur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çözümlerimizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.